Oradan ayrılınca 3 gün 3 gece kuzeye doğru yol aldılar. Geniş bir arazinin ortasından geçerken kulaklarına neşeli bir şarkı sesi geldi. Ceylan derisinden yapılmış, urbasının belinde sicim kuşak bağlanmış bir ihtiyar, tarlaların arasındaki yollara düşen çeltik saplarını toplarken türkü söylüyordu. Konfüçyüs geriye dönerek sordu. "Hey Şiro, bu şarkıyı nasıl buldun?" "Üstadımız, bu adamın şarkısı sizinki gibi acıklı değil. Bir türkü. Gökyüzünde uçarken şakıyan kuşların sesi gibi geliyor kulağımıza." "Evet, gerçekten öyle. Bilgelerin bilgesi Üstad Tao'nun bir müridi olan bu dede 100 yaşında var. Adı Renrui. Her yıl bahar gelince tarlaların arasındaki yollara çıkar, yere düşen pirinç başaklarını toplar. İçimizden biri gidip şu ihtiyarla konuşsun." Konfüçyüs'ün sözlerini duyar duymaz müritlerinden Şiko koşarak tarlanın kıyısına kadar gitti. İhtiyara seslendi. "Efendim, yere düşen başakları toplarken öyle neşeli şarkılar söylüyorsunuz ki size hayran olduk. Sanki hiçbir üzüntünüz, kaygınız yok gibi. Gerçekten öyle mi?" İhtiyar hiç oralı olmadı. Başını bile kaldırmadan adım başı gördüğü pirinç saplarını toplayıp şarkı söyleyerek yürümeye devam etti. Fakat Şiko ihtiyarın peşini bırakmadı. Onu adım adım takip ederek konuşmasını sürdürdü. İhtiyar bir an şarkıyı kesti ve keskin bakışlarıyla Şiko'yu süzdü. "Benim ne üzüntüm olacakmış ki?" "Efendim, zat haliniz çocukken okumadınız. Büyüyünce çalışmadınız, yaşlandınız ve ne karınız var ne de çoluk çocuğunuz. Şimdi ise bir ayağınız çukurda, affedersiniz ama bunun neşelenecek neresi var? Nasıl oluyor da yerlerde dökülen pirinç saplarını toplarken bu kadar neşeli olabiliyorsunuz?" Bu sözleri duyan ihtiyar kahkahalarla güldü. "Benim neşe kaynağım olan şeylere çevremde herkes sahip. Ama insanlar sahip olduklarıyla mutlu olmasını bilmiyorlar. Aksine mutsuz oluyorlar. Çocukken okumadım. Büyüyünce mücadele ettim. Şu yaşıma geldim. Ne karım ne de çoluk çocuğum oldu. İşte bu nedenden dolayı ölüme çok yaklaştığım şu yaşta bile gördüğünüz gibi hala çok mutluyum." Şiko ikinci sorusunu sordu. "Bütün insanlar uzun ömür sürmek için can atıyorlar. Herkes ölümü düşününce hüzünleniyor. Siz ölüm duygusunu nasıl oluyor da bu kadar büyük bir sevinçle karşılayabiliyorsunuz?" "Evlat, hayat ve ölüm bir gelir bir gider. Burada ölmek, öte alemde doğmak demektir. Sadece yaşama önem verip deliler gibi mücadele etmenin anlamsız olduğunu biliyorum. Yoktan var olmakla varken yok olmak arasında bence hiçbir fark yok. Fakat son bir hayat, gelecek bir hayat var. Onun için endişem yok.